Pekala. Temel bilgilerle başlayacağız. Sonrasında dersimize kavurma, ızgara, fırında pişirme tekniklerini dahil edeceğiz. Kaçıncı ayda Çin mutfağını öğretmeye başlayacaksınız? Fırında pişirmeyi Noel'den önce öğretir misin? Ben de İtalyan mutfağını öğrenmek istiyorum. Evet. Derste tatlı yapmayı da öğrenecek miyiz? Evet, her şey derse dahil. Size sadece yemek yapmayı öğretmeyeceğim. Lezzetli yemek yapmayı öğreteceğim. Öğrenmek istediğiniz favori yemeklerinizi not alın. Nasıl yapılacağını öğreteceğim. Her şeyi biliyor olacaksınız. Canım, şuna bak. Eski Nandini geri döndü. Birinci sınıf mutfak bilimi. Çok mutlu görünüyor. Tebrik ederim. Artık 10 öğrencin var. Başa çıkabilecek misin? Deneyeceğim. Yapabilirsin bence. Başarıya giden yolun ilk adımı denemektir. Hayır. Güven. Başarıya giden yolun ilk adımı. Başarana kadar güvene sahip olmak. Özgüvenden mi bahsediyorsun? Güven. Bana olan güvenin. Kimse bana güvenmedi. Ben bile güvenmedim. Ama sen güvendin. Eğer senin cesaretlendirmen olmasaydı, şu an 10 değil, bir öğrencim bile olmazdı. Başarıya giden yolun ilk adımı güven. İkinci adımı da tabii ki destek. Herkes seninle birlikte beni destekledi. Artık kendim devam etmek zorundayım. Kunal, ilerlemeye devam edeceğim. Başarıya ulaşacağım. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Hiç yokken birden onu öğrencim oldu. Onu yüze çıkaracağım. Vay be. O zaman kocaman bir konferans salonu ayarlamam gerek. Ben gideyim artık.
Molly. Uyanmıyorsun demek. O zaman silahlarımı kullanmam lazım. Hadi konu al, kalkmak istemiyor musun? Ne? Ne oldu? Neden kaldırıyorsun? Sabah oldu ve ben de uyandım. Ne olmuş? Beni de uyandırmaya çalışmanın sebebi ne? Sebepler temiz hava, D vitamini ve sıcak bir zencefil çayı. Gidip getireceğim. Kunal bırak da gideyim. Sen beni uyutmazsan ben de gitmene izin ver. Ne? Kunal. Seni gerçekten özledim. Bizi özledim. Günler sonra romantik ve kaygısız bir sabah geçiriyoruz. Biliyor musun? Aslında haklısın. Kendimize zaman ayırmak zorundayız. Sadece sen ve ben. Hadi bugünü tatil ilan edelim olmaz mı? Ben de bütün günü seninle geçireyim. Gerçekten mi? Gerçekten. O halde neden uyuyorsun? Ben değil. Biz. Biz uyuyacağız. Kunal. Beraber gün geçirmekten anladığın bu mu? Evet. Sen ne düşündün ki? Şimdi sana sarılacağımı düşünmedin mi yani? Sonra da böyle öpeceğimi. Aa, ne oldu? Söyle bakalım. Sonra? Sonra sana bakacağım ve bu sabahın mı yoksa senin mi güzel olduğunu düşüneceğim. Bu arada sen olduğun zaman akşamlar ve geceler de çok güzel. Yani bu durumda neden sabah kalkmak zorundayız ki? Seninle her an çok güzel. Hı? O zaman yatağa geri dönelim. Ay Kunal. Hadi bakalım. Kunal. Günaydın anne. Günaydın kızım. Günaydın büyük anne. Aa. Nandini nerede bu sabah görmedim. Sabah erkenden çıkıp markete gitti. Yemek dersi için alması gerekenler varmış. Gerçekten mi? Tek başına mı? Şeytanın bacağını kırdı. Aynı zamanda bugün çok güzel bir gün. Söyle bakalım kahvaltıya ne istersin? Güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Anne, bugün Molly ile ben kahvaltı yapmayacağız. Neden? Kahvaltıya atlama sebebiniz nedir bakalım? Aşk. Bugün kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Güzel fikir. Zaten uzun zamandır birlikte vakit geçirmemiştiniz. Gidin bakalım şöyle rahat rahat kahvaltınızı edin. Benim için çok uğraşma. Çikolatalı açma yeterli olur. Büyük anne, tamam şekersiz. Olmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Büyük anne aşırı tatlısın. Molly çıkalım mı? En azından dua et canım. Aha, ben bakarım. Molly unutma. Eğer biri kahvaltı randevumuza dahil olursa... Hayır Kunal. Senden korkuyorum. Bugün zaten ikimizin olduğunu söyledin, anlaştık. Tamam mı? Aferin. Sen? Ne cüretle buraya geliyorsun? Yine mi sen? Geçen günü unuttun herhalde. Kunal bunun anlayacağı yok. Polisi arayacağım. Molly, neden zahmet ediyorsun? Ben her şeyi hazırladım zaten. Ve Kunal, elbette unutmadın. Asla da unutmayacağım. Zaten onun için buraya geldim. Serseri. Dur!
Komiser bey bakın. El kaldırıyor. Ben sadece konuştum ama hemen bana vurmaya kalktı. Gözlerinizle gördünüz. Bakın katili görün. Şu yaraya bakın. Şuna bakın. O yaptı bak. Bunu da o yaptı. Geçen gün beni öldürebilirdi. Herkes şahit komiser bey. İnsanların içinde beni dövdü. Beni öldürmeye niyetlendi. Katil. Doktor Kunal Malhotra. Evet. Benim. Hakkınızda şikayet var efendim. Kendisine vurmuş ve darp etmişsiniz. Evet darp ettim. Ama geçerli bir sebebim var. Benim yerimde olsaydınız siz de aynını yapardınız. Herkes senin gibi katil değil Kunal. Neden bana vurdun? Bana vurması için bir sebebi olmalı. Sebep neydi söylesene. Komiser bey, o karısının uygunsuz fotoğraflarını insanlara gönderdi. Karısını aşağıladı ve büyük bir sıkıntıya soktu. Ona defalarca vurdu. Aynı suçtan dolayı da daha önce hapse girmişti hatta. Hapisten çıktığında da karısının özel fotoğraflarını sızdırdı. Hanımefendi, herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Komiser bey, bu durum benimle karım arasındaki özel bir mesele. Onlar kim oluyor da bu olaya dahil oluyor anlamıyorum. Hem beni geçen gün darp etmene sebep olan şey nerede? Fotoğraf nerede? Göstersene hadi. Komiser bey, zaten beni darp ettiğini itiraf etti değil mi? Kanıtın nerede olduğunu sorun ona. Kanunlar sadece kanıtlara bakar. Göster. Haksız mıyım efendim? Hı. Elinizde herhangi bir kanıt var mı? Bu serseri gayet iyi biliyor. Benim yazılımcı arkadaşım. Karısının herhangi bir sorun yaşamaması için bütün fotoğrafları silmesini istediğimi çok iyi biliyor. Herhangi bir kanıtınız var mı? Hayır. Şu anda yok. Ona vurduğunuzu kabul ediyor musunuz? Evet. O halde hakkınızda işlem yapılması için bizimle karakola gelmelisiniz. Komiser bey, bunu nasıl yaparsınız? Nasıl masum bir insanı evinden böyle adi birinin lafına bakarak alırsınız? Anlayışlarını görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi de ben adi oldum. Önceden de serseriydim. İkisi de oldum. Konuşabilir miyim? Bayan Malhotra, kimin adi, kimin masum olduğuna bırakın da biz karar verelim. Bu yüzden onları karakola götürüyoruz. Tanrım neler oluyor? Hayır hayır komiser bey. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hanımefendi lütfen. Aman neler tanrım oluyor? Hayır. Lütfen. Hanımefendi, hayır beni dinleyin. Lütfen. Lütfen tanrım lütfen lütfen. Komiser bey lütfen, yanlış kişiyi alıyorsunuz. Yapmayın ne yapmaya çalışıyorsunuz? Birini bu şekilde tutuklayamazsınız. Komiser bey alamazsınız. Hanımefendi bekleyin lütfen. Bütün açıklamaları karakolda yapacağız. Lütfen. Görevimi yapmama izin verin. Ama suçlama var demiştiniz. O zaman annem haklı. İzninizi gösterin bana. Molly, kiminle konuştuğunun farkında mısın sen ha? Şu an bir kamu görevlisinin işini yapmasını engelliyorsun. Kapa çeneni Raci. Molly. Bana izninizi gösterin lütfen. Molly, yeter. Komiser bey, nasıl bir doktoru adi bir adamın lafına bakarak tutuklayabilirsiniz? Molly, lütfen hayır, annemle Kunal, hayır. Annemi içeri götür hadi. Lütfen ben hallederim. Hayır. Endişelenmeyin. Yanlış bir şey yapmadım. Biz de onu diyoruz işte. İyi de havalanmıştı. Bekle de gör bakalım şimdi. Ne oluyor? Kunal'ı nereye götürüyorlar? Malhotra ailesinde olaylar bir türlü bitmiyor. Küçük hanım, gördün mü? Bak senin korumana neler yapıyorum. Raci, onu ait olduğu yere hapse attırıyorum.
Hapse girdikten sonra yanmış yemekler yiyecek. Polisten her gün olur olmaz zamanlarda dayak. Ha bir de onuruna sürülecek leke de cabası tabii. Rajdip. Bak gör sana daha neler yapacağım. Lütfen. Lütfen yapma. Tatlım yaptım bile. Bak Rajdip yanlış yapıyorsun. Lütfen. Kunal gibi biriyle uğraşma lütfen. Kunal gibi biri mi? Anlayamadım. Kunal nasıl biri ki? O çok düzgün biri. Ah biliyorum. Çok cömert ve çok masum biri öyle değil mi? Aynı zamanda da mükemmel bir adam. Ama bu mükemmel adamın videoları sildiği için bir kanıtı yok. Polis kanıt soruyor. O da kanıtları buraya ve buraya bıraktı. Bak işte kanıtlar burada. Şimdi onun da yüzü hapiste böyle mahvolacak. Benimki gibi. Şunu anladım. O mükemmel adam bugün hapiste dayak yiyecek. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Beni dinleyip benimle gelseydin bütün bu rezil olayı çıkartmazdım falan. Şimdi sadece sen değil o mükemmel arkadaşların da acı çekecek. Komiser Bey artık gidelim mi? Lütfen, lütfen yolu açın. Hadi. Komiser Bey bekleyin. Ben Rajdip'in karısıyım. Sanırım yeterince bilgi sahibi değilsiniz. Size tam olarak neler olduğunu anlatayım. İşte. Utansaydı öyle bir fotoğraf kesinlikle paylaşmazdı. Hangi kadın böyle fotoğraflar çeker? Kesinlikle. Hiçbir kadının fotoğraflarına bu şekilde tıklanmamalı. Kesinlikle. Hangi kadın böyle fotoğraflar çeker? Ayrıca hangi kadının yabancılarla konuşacak kadar zamanı olabilir? Ya çaresizdir ya da biri onu buna itiyordur. Özür dile ondan. Tamam, tamam. Özür dilerim. Özür dilerim Nandil. Doktor Kunal'ın tek hatası düzgün biri olması. O kadar düzgün ki. O kadar düzgün ki size herhangi bir açıklama yapmaz. Bir kadına nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini bilir. Kadınları erkeklerden daha alt seviyede görmüyor. Evet, benim için, beni kurtarmak için Rajdip'e vurdu. Ama ilk Rajdip saldırdı. Karıcığım, ilk defa yalan söylüyorsun. Neden? İlk o bana saldırdı. Komiser Bey, şu anda baskı altında konuşuyor, yalan söylüyor. Yalan mı söylüyorum? Pekala, o zaman kanıtlara bakalım. Fotoğraflar bende var. Nandini lütfen. Bunu yapmana gerek yok. Fotoğrafları sil lütfen hadi. Yoksa burada yine tatsızlık çıkacak. Görüyor musunuz işte? Bu kişi hala bir kadın için endişeleniyor. Bu adam da benim uygunsuz fotoğraflarımı herkese yayıyor. Umursadığı tek şey ise yüzündeki işte şu yaralar o kadar. Bakın işte. Biliyordum. Tabii ki intikam almaya gelecekti. Bundan dolayı fotoğrafları silmedim. Teşekkür ederim. Doktor Kunal Malhotra'yı bırakmamızı istiyorsunuz değil mi?
Hayır. Onu tebrik etmenizi istiyorum. Eğer biri kadınlara saygı duymayı biliyorsa, onlara umut aşılamayı başarıyorsa, o kişi Doktor Kunal Malhotra'dan başkası değildir. Teşekkür ederim. Kunal Malhotra'ya. Kusura bakmayın Bay Kunal. Hanımefendi, kocanız hakkında şikayette bulunmak ister misiniz? Hayır. Kendi kendini bitirmek üzere olan bir zavallıyla daha fazla zaman harcamaya değmez. Sonu yaklaştıkça zekası geriliyor. Yok olmaya ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi olur. Kendi haline bırak. Eğer parmaklıkların arkasına koyarsanız kefaletle çıkar. O bunu hep yapar. Teşekkür ederim. Rajdip. Dikkatli ol. Yüksek sesle bile horlarsan seni kamu suçundan hapse atarım, anlıyor musun? Sonra geri zor çıkarsın. Gözünü dört aç. Teşekkür ederim. Bu insanların iyi niyetini kullanarak daha ne kadar kurtaracaksın kendini? Şunu iyi anla. Kunal, Molly ve ben güçsüz insanlar değiliz. İyi insanlarız. Bizim iyi niyetimizi zayıflık sanma sakın. Eğer kendini düzeltmezsen, iyi insanları rahatsız etmeyi bırakmazsan, bu sefer sana gününü ben gösteririm. Doğmamış bebeğimin üzerine yemin ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.